Herkese merhaba tutkumuz Futbol Manager izleyicileri. Özlenen, beklenen, istenen Galatasaray kariyeriyle tekrar karşınızdayız. Galatasaray kariyerini biraz daha farklı formatta yapacağız bu sefer. Samsunspor'la yaptığımız gibi ilk sezonu Twitch'te oynadık. Twitch'te birinci sezonu tamamladık. Şimdi ikinci sezonu yani 2023-2024 sezonunu burada YouTube'da devam edeceğiz. Birinci bölüm olarak başlıyoruz çünkü artık yeni sezona başlamış gibi oluyoruz. Kadro tabii ki biraz farklılaştı. Onu göstereceğim size. Dikkat ettiyseniz temamız da değişti. Farklı bir temada kullanacağız. Galatasaray kariyeriyle birlikte artık temamızı da değiştirmiş olacağız. Bu temayı çok beğendim açıkçası. Linkini de açıklama kısmına bırakıyorum. Oradan indirebilirsiniz. Aynı zamanda Şampiyonlar Ligi önelememiz var. Geçen sene neler yaptık? Önce onları bir görelim bakalım. Evet, geçen sezon Süper Ligi şampiyon olarak tamamladık. Gerçekte de olduğu gibi amacımız oydu zaten. Çok zorlu bir sezon oldu. Fenerbahçe ve Trabzon'la çok kapıştık. Özellikle Trabzon uzun süre lider götürdü ligi ama sonradan bir düşüş yaşadılar. Sadece 2 mağlubiyet aldık. Deplasmanda Gaziantep ve Antalya 8 tane beraberlik aldık ama Fenerbahçe 2 maçta da yenememiştik. Buradan 6 puan farklı şampiyon olarak tamamladık açıkçası. Güzel bir sezon oldu bizim için. Şampiyon olarak tamamladık. Kadroda da bazı değişiklikler var. Gelin transferlerde neler yaptık, kimler gitti, kimler geldi onlara bir bakalım. Bu sezon gelen gidenleri sizlerle paylaşacağım. Bu sezon kadroda değişiklikler oldu. Gidenler var. Yusuf Demir'i kiraladık. Yusuf Demir'i geçen sezonda, ilk sezonda kiralamıştık. Bu sezonda kiraladık. Efe Akman'ın sözleşmesini uzatmadık. Çok iyi bir potansiyel de çıkmadı. O yüzden onu gönderdik. Sergio Oliveira yüksek maaşı vardı. Aslında iyi katkı veriyordu ama göndermek zorunda kaldık. Defansif anlamda zaaf yaratıyordu. Dubois yedek kalıyordu. Çok fazla oynayamıyordu. Oraya Enzo Boyomo'yu transfer ettik. O yüzden onu da göndermek zorunda kaldık. Mitro iyi bir bedel geldi açıkçası. Rotasyondaydı. Kullanamıyorduk da çok fazla. 6 milyon euro gibi. Gayet iyi bir bedeldi. Diğer genç oyuncularımızı kiraladık. Patrick Van Aanholt geri döndü kiradan. Onu da 450 bin euroya herhangi bir maaş katkısı olmadan satmayı başardık West Bromwich'e. Yine kiralık genç oyuncularımız var burada. Hamza'yı vesaire hep kiraladık ki oynasınlar. Bize öyle gelsinler. Mustafa Muhammed biliyorsunuz ki 5,75 milyon euro gibi bir satın alma opsiyonu vardı Nant'ın. Onu kullanmadılar. Daha sonra satış listesi koyduk Mustafa Muhammed'i geldikten sonra. Teklifler geldi. Yine en iyi teklifi Nant yaptı. Dolayısıyla yine Nant'a gönderdik. 4,3 milyon euroya kadar çıkacak bir bedel. Can Katıyla ve Kaan Aslan'ı da yine kiraladık. Morutsan'ı gönderdik 3 milyon euroya Bochum'a. O da çok iyi gelişmemişti açıkçası. O yüzden onu da gönderdik. Emre Kılıç'tan da 700 bin euro kazandık. Burada başka hani genç oyunculardan kazandık. Ross'u kiralıyoruz sürekli. Ross gelişiyor açıkçası. İşte daha da gelişiyor. Bu sene de kiralık oynasın. Önümüzdeki sezon onu rotasyonda kullanıyor olacağız. Diğer kiralık oyuncularımız, genç oyuncularımız derken burada Alparslan Öztürk ve Taylan'ı sattık. Taylan Hulsti'ye gitti. Acun Ilıcalı'nın yanına gitti. Ve burada bir takas görüyorsunuz. Okan Kocuk takası. Yine burada bir takas kelimesini görüyorsunuz ama benden dolayı ismini görmüyorsunuz. Evet, o ismi gösteriyorum şimdi. Eren Elmalı. Eren Elmalı'yla kafa kafaya takas yaptık Okan Kocuk'u. Sözleşmesini uzatmıştık Okan'ın. Trabzonspor istiyordu Okan Kocuk'u. Biz de dedik ki Eren Elmalı'yı verin. Bizim sol bek rotasyonunda oynasın Eren Elmalı. Hemen kabul ettiler. Ben de şaşırdım. Çok fazla FM'de olan bir şey değil. Kafa kafaya takas ettik. Emin Bayram'ı da bedel alma karşılığında da kiraladık. Emin Bayram'da oynasın istiyoruz. O da biraz daha gelişirse ki gelişiyor gittikçe onun da potansiyeli gayet iyi. Yüksek bir potansiyel onu da kullanabiliriz diye düşündük. Kimleri aldık peki bu süreçte? Kaan Ayhan şampiyon olduğumuz için zorunlu opsiyon devreye girdi. Pukki ve Penya'yı bedelsiz olarak aldık. Muslera futbolu bıraktı. Evet, böyle bir acı haberimiz var. Muslera maalesef futbolu bıraktı. Emekli olmak istediğini söyledi bize sözleşmesi bitmeden. Biz de kabul ettik çünkü çok yüksek bir maaş alıyordu. 2,5-3 civarı bir şey alıyordu yanlış hatırlamıyorsam. Hemen kabul ettik o yüzden. Yusuf Yazıcı'yı aldık. Çok uygun bir bedele geldi açıkçası. Trabzon'da kiralıktı. Orada çok bir şey yapamamış. Lille'de elinden çıkarmaya bakıyordu açıkçası. Maaş yükünden kurtulmaya bakıyordu. Hani o kadar yüksek de maaş vermedik. 1 milyon euro verdik. Hem maaşı uygun hem de uygun bonservis olunca ben de rotasyonda kullanırız diye 10 numarada aldım. Taktiğimizi de göstereceğim birazdan. Ozan Kabak'ı aldık. Yerliye kesinlikle ihtiyacımız vardı. Yerli rotasyonunu kuvvetlendirmek adına stopere onu aldık. Ama tabii ki gördüğünüz gibi ne Nelson ne de Abdülkerim gitti. Ona rağmen Ozan Kabak'ı aldık. Onlarla birlikte rotasyonda alacak. Deniz Undav'ı transfer ettik. Deniz Undav'ı neden transfer ettik? Onu birazdan göstereyim. Bir oyuncu satışı oldu. Sol tarafta. Aklınıza Kerem geliyordur ama Kerem değil. Kerem'i satmadık. Kerem bizimle birlikte devam ediyor. Tabii Twitch'ten takip edenler biliyor bunların hepsini. Çünkü Twitch'te yaptık bu transferleri. Twitch'te de takip edebilirsiniz bizi. Nicolò Rovea'yı aldık orta sahaya. Gerçekten kim olur Torreira'nın yanına diye düşündük, düşündük. Biraz daha klas bir oyuncu. Aynı zamanda top kapması 15 olan, markajı da 11 olan, gayet iyi olan, fiziksel olarak da yeterli olan bir oyuncu diye düşündük.
düşündük. Nicola Rovere ve Zaniolo'nun memleketinden İtalyan. Şu an bende de görüyorsunuz İtalyan tişörtü var. İtalyan milli takımının tişörtü. Bu şekilde İtalyan ekolünü sürdürmek istedik açıkçası. Zaniolo da bizimle birlikte devam ediyor tabii ki. Gerçekçi olması adına Halil'i aldım. Halil'in de potansiyeli fena değil. Onu kullanabiliriz. Sol tarafta kullanmayı daha çok deneyeceğim onu. Orada daha fazla verim verebileceğini düşünüyorum. Biraz pas özelliği eksik ama Deniz Undal'la orayı dönüşümlü olarak kullanacaklar açıkçası. Son olarak zaten Eren Elmalı'yı göstermiştim size. Sol bek rotasyonumuz. Şimdi burada Barış'ın bedeline dikkat edin. Barış'ı göstereceğim size, Barış'ın profilini. Acayip bir profil oldu Barış Alper Yılmaz. Everton istedi onu ve kulüp kabul etti direkt. Biz satmak istemiyorduk aslında. Daha yüksek bedeller alabilirdik bir sezon daha oynatıp ama kulüp gönderdi. 19-25'e toplamda 21.5'a kadar çıkabilecek bir bedel. 19-25'e onu gönderdiler. İyi de bir profili var ve çok gol attı. Şu sol tarafta onu kullandık. Diyeceksiniz ki şimdi bu kadar kullandık diyorsun. Sol tarafa da hiç Kerem'i katmıyorsun ama Kerem'le devam ediyoruz diyorsun. Bakalım Kerem nerede oynuyor? Şöyle taktiğimize dönelim. Taktiğimiz bu şekilde. Bu sezonun transferlerini gösteriyorum size. Jean-Philippe Mateta, forvete aldık onu. Icardi'yi hala almaya çalışıyoruz. Hala uğraşıyoruz Icardi'yi. Kerem'i 10 numarada kullanıyoruz ki gayet iyi verim veriyor. Geçen sezonki performansını şöyle göstereyim size. Geçen sezon 33 maçta ligde 7 gol, 10 asist yaptı. Toplamda da 40 maçta 10 gol, 13 asist. Gayet iyi performans gösterdi. Oyun kurucu olarak oynadı. Zaniolo sağ tarafta, Deniz Undav sol tarafta, Rovea, Torreira ikilisi orta sahayı kapatacak diye düşünüyorum. Nelson, Ozan Kabak ikilisi artık stoperlerimiz oldu. Sacha Boey, Aude, sol bekte Aude'miz var. Geçen sezon transfer etmiştik onu. Angelinho'yu da almak istedik ama Hoffenheim 20 milyon euro serbest kalma bedelini kullandı ve aldı. Bize de gelmek istemiyordu zaten. Kaleye Penya'yı aldım. Penya bir ara Galatasaray'da da oynamıştı. Biraz daha gerçekçi bir transfer. Mateta burada biraz zor bir transferdi açıkçası çünkü iyi bir profili var. Chelsea'ye transfer oldu gerçekte biliyorsunuz ki. Ve çok iyi bir oyuncu. Onu da forvette kullanacağız. Icardi ile hala görüşüyoruz. Hala kandırmaya çalışıyoruz. Bize gelmek istemiyor. 30 milyon euro gibi bir bedeli var. Aslında 30 milyon ödeyip alabiliyoruz. Paramız var ama Icardi kendisi gelmek istemiyor. Kandırmaya çalışacağız. Daha önümüzde bayağı bir dönem var. 26 Temmuz tarihindeyiz. Çünkü Şampiyonlar Ligi ön elemesi oynayacağız. Şimdi sizleri Şampiyonlar Ligi ön elemesiyle baş başa bırakıyorum. Lille-Sturm maçını oynayacağız. Evet, Lille-Sturm maçına bu 11 ile çıkacağız. 11'imizi bozmuyoruz. As 11'imiz olacak bu 11 sezonun büyük bir bölümünde. Burada zaten Boey ile Zaniolo birbirine uyumlu. Nelson Ozan uyumu burada önemli olacak. Deniz'le Auden'in uyumu ve iki tane orta saha uyumu çok önemli. Kerem'in de Icardi ile uyumu çok iyiydi sezon boyunca. Asistlerin çoğunu Icardi yapmıştı ama Mateta ile bakalım nasıl olacaklar. Devam ediyoruz bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor. Ben kazanacağımızı düşünüyorum. Bir sorun yaşayacağımızı düşünmüyorum ama yine de temkinli olmakta fayda var. Şimdi maçı da bu arada taç çizgisinden izliyoruz. Biraz daha gerçekçi olsun diye antrenör gibi izlemek adına bu açıdan izliyoruz. Gayet beğendim ben bu açıyı. Bununla ilgili de negatif yorumlarınız varsa ya da değiştirin dersen değiştiririz. Bakarız oraya. Şimdi Lindstrom hata var. Onu izleyelim bakalım. Evet, Iñaki Peña kurtardı Lindstrom hatanı. Savunmadan çıkacağız şimdi. Iñaki Peña uzun oynadı. Mateta indirdi Kerem. Kerem, ah be Kerem, bunu atmalıydın Rovea. Orada baskıyı yaptık ama olmadı. Şimdi Sacha Boey, Kerem. Kerem gerilere kadar gelip top taşıyor. Avda orada kaptırmamalıydın. Perez. Ortalatmayın orada. Ortalatmayın orada. Aferin. Aferin Deniz Undal. Deniz Undal da savunmaya yardım etti orada. Aude. Aude. Bravo. Bu sefer güzel dribling. Kerem. Geçmedi Mateta'ya. Ozan kontrol etti. Şimdi Aude sol taraftan bindiriyoruz. Deniz. İyi orta gol getirdi Deniz. Kendi vurmaya çalıştı. Olmadı. Kerem aldı. Kerem orta. Mateta direkt. Mateta. Mateta Matayır. Schlender. Schlender kendi kalesine atıyor. Orada değişik bir pozisyon oldu. Şöyle bir izleyelim tekrar. Kerem aldı. Burada geçişi çok güzel. Ortaladı. Mateta kafa vurdu, direkten döndü. Tekrar tamamlayacakken savunma oyuncusu Schlender kendi kalesine atıyor. Dakika 6. Şimdi Sacha Boey ile sağ taraftan bindirmemizi yapıyoruz tekrar. Sacha Boey ortaladı. Zaniolo kaleci sektirdi ama olmadı. Atağımız devam ediyor. Kaptırdık. Torreira çok iyi mücadele ediyor Torreira. Geçen sezon da çok iyiydi. Şimdi bir duran top, yine korner. Rovea. Rovea ön direk. Geçmedi. Zaniolo. Ozan dışarı. Ozan Kabak. Aude. Sol taraftan genelde ataklarımızı yapıyoruz dikkat ederseniz. Zaniolo. Boe. Torreira. Rovea. Kerem'in asisti. Nicolo Rovea ilk maç ilk gol. Hazırlık maçlarında da çok iyi performans göstermişti. Nicolo Rovea. Zaniolo burada, diğer bir İtalyan. Orada paslaşmalar. Torreira Kerem'e, Kerem Rovea'ya. Çok güzel paslaşmalarla bitirdik. Boey ile sağ taraftan bu sefer atak yapıyoruz. Mateta indirdi. Denize gelmedi. Torreira tekrar baskı. Boey'nin ortası. Deniz Undav. Mateta.
Kaçtı yine pozisyon. Orada çok kritik çizgiyi adeta temas etmiş orada çizgiye. Çok küçük bir temas. Soldan taç atışıyla geldik yine. Kaptırdık. Torreira, Rovella. Orada top kapmamız lazım. Orada izin vermem. Aferin. Aferin Audepe. Zaniolo'ya doğru. Zaniolo kendi bitirdi. Kerem yine asist yaptı. Kerem'in ne kadar etkili oynadığını görüyorsunuz. Orada 10 numaraya alıştı. Ve tam olarak 10 numara oynuyor. Gerçekte de Galatasaray'ın onu o şekilde kullanmasının daha doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü sağ tarafta Zaniolo, sol tarafta Zaha var. Artık onun ortada oynaması gerekiyor. Bakalım nasıl olacak bu sezon gerçekte. Evet, çok rahat bir ilk yarı geçirdik. İlk yarıda bizi zorlamadılar, zorlayamadılar açıkçası. Onlardan kaleciden 8 tane kurtarış var. Daha ne olsun açıkçası. Soyunma odasına bir gidelim. Bol bol şut çekmeniz beni mutlu etti diyelim. Bir taktiğe bakalım. Burada yorulan isimler var mı? Sacha Boey'i belki değiştirebiliriz burada. Sacha Boey. Victor Nelson'un sarı kartı var. Hiç riske etmeyeceğim onu. Abdülkerim'i alacağım. Şöyle Ozan'la ikisi oynasınlar. Sağ tarafa birini alabilirim. Sol tarafa Halil Dervişoğlu'nu da kullanmak istiyorum. İkinci değişiklik. Sacha Boey yerine de Enzo Boyom'u alalım. Üç değişikliği yapmış olalım. İki değişiklik sonraya kalsın. Şimdi bir korner Rovella ile arka direkte Mateta. 4-0 yaptık. İlk maçta ilk golü Mateta'nın da. Mateta bugün ilk golde de payı vardı. Burada da kafa vuruşuyla etkili. Kaleci dokunmuş ama kurtaramamış. Nicolò Zaniolo'yu değiştireceğiz. Onu da dinlendirelim. Zaniolo iyi gidiyor. Sağ tarafa Yunus Akgün'ü alacağım. Onu da geliştirmeye devam ediyoruz. Şimdi bir frikik. Kerem kullanacak. Frikikleri de o kullanıyor. Hoyanal. Çok güzel kurtardı Hoyanal. Rovella şimdi tekrar. Halil'e gelmedi. Vuramadı Halil. Ozan indirdi. Ozan dışarı vurdu. Şimdi uzun top. Rakip geliyor. Enzo Boyama ama tekrar kaptık. Enzo Boyama'nın pası cılız. Kerem'e gelmedi. Abdülkerim indirdi. Bir gol atmak istiyor onlar da. Perez. Kurtardı. Iñaki Peña. Çok güzel kurtarıştı. Şimdi bir korner kullanıyorlar. Gol yemeyelim çocuklar, hiç gerek yok. Değişiklik yapalım. Son değişikliğimiz Auda'yı değiştireceğiz. Sol tarafa Eren Elmalı'yı ilk kez o da forma giysin. Hoyanal uzun oynadı. Enzo Boyama orada dikkatli. Enzo Boyama bindirmesini yaptı. Enzo Boyama geri döndü. Kaleciye kadar gitti o Peña. Ozan. Ozan Enzo Boyama. Enzo Boyama. Geçmedi top. Enzo Boyama bir kez daha. Mateta direkten döndü. Mateta'nın hava topu üstünlüğü de var tabii, çok önemli o yönden. Hava toplarını da bırakmıyor kimseye. Torreira indirdi Eren. Halil. Bir orta yine Mateta'ya. Mateta hava toplarında etkili demiştik. Hava toplarında etkili. Halil'in ortasıyla Mateta 5-0 yaptı. Burada Eren güzel bir pas verdi Halil'e. Halil de çekti ve güzel ortaladı. Mateta iki kişinin arasından kafayı vuran isim oldu. Hava toplarında etkili dediğimiz gibi. Şimdi 6. gol için geliyoruz. 90 artı 2 oynanacak. 90 artı 1'deyiz biz. Hoyanal uzun oynadı. Penya aldı. Şimdi Ozan. Abdülkerim. Soldan bindiriyoruz tekrar. Sol tarafı çok sık kullandık. Şimdi Halil. Kerem. 6-0 oldu. Kerem. Tabii ki rakip çok güçsüz. Bize göre çok düşük seviye ama en azından bu bitiriciliği göstermemiz çok önemli. Eren Elmalı da girdikten sonra etkili bir oyun oynadı. O da bizi mutlu etti. Ligde bizi utandırmayacak belli ki. Ligde onu kullanabiliriz bol bol. Yerli olayı ligde zorlayacaktı çünkü. Evet, kazanıyoruz. Gayet iyi bir performans. Şöyle istatistiklere de bakarsak 32 şut, 15 isabet, 3.76 xG. Onların 7 şutu, 3 isabeti var sadece. Burada şut haritasını da görebilirsiniz. Analizlere bakarsak da genelde burada savunmadan top çıkardığımızı ve sahanın neredeyse her yerini kullandığımızı görüyorsunuz. Isı haritasını şöyle yakından görelim isterseniz. Daha çok kanatlardan bindirmişiz ve sol tarafın daha yoğun olduğunu görüyorsunuz. Sol tarafı daha fazla kullanmışız. Çünkü burada Deniz Undav'ın etkinliği önemli ve sol tarafa pas ver diyoruz sürekli biz. Oyun kurucumuz da solda olduğu için burada biraz daha bir yoğunluk oluyor. Oyun kurucu burada çünkü. Kerem de oraya deplas oluyor. Kerem'in eski yeri de sol taraf. Yani şu üçlü çok önemli. Burada Deniz Undav oynadı. Şu üçlü gerçekten kritik bizim için. Onlar da 4-1-2 oynamışlar ama
İyi oynayan bir tek kalecileri var. Bayağı bir kurtarış yaptı zaten. Farklı olmamasının sebebi bu. Gerçi 6-0 daha ne kadar farklı olabilir ama gayet güzel bir galibiyet almış olduk. Şimdi bunun rövanşı var. Bunun rövanşına gidelim bakalım. Rövanşında neler olacak? Sezon öncesi bakış geldi. Sezon öncesi bakışta 1.73'te biz favori gözüküyoruz. Fenerbahçe 2. Beşiktaş 3. Trabzon 4. görünüyor. Oyuncularımıza bakarsak Nelson, Aude ikilisi var. Torreira, Rovey orta sahada. Zaniolo, Kerem hücum hattında. Diğer oyuncular da diğer takımlar. Fenerbahçe'den 3 oyuncu var. Bizden 6 oyuncu var. 11 oyuncunun 6'sı bizden görünüyor. Gayet iyi. Bir yedek kaleci hamlemiz oldu. Bir tek Batuhan kaldı. Çünkü Okan'ı da Trabzonspor'a takaslayınca Eren'le birlikte yedek kalecimiz olmadı. Batuhan'a güvenmiyorum çok. Bir de 3. bir kaleciye de ihtiyaç var zaten. Burada İrfan Eğribayat vardı. 1 milyon euro peşin 500 bin euro taksitle teklif ettik ve kabul ettiler. İrfan Eğribayat da bize gelmek istiyor. Fena bir profil değil. Yedek olabilecek bir profil. Gelişirse aslında ligde de oynatılabilecek bir profil. Nicolo Zaniolo'ya bir teklif var. Toplamda 33 milyon euroyu buluyor. Ama bizim 35 milyon euro serbest kalma bedeli var. O yüzden onu istiyoruz direkt. Direkt cash olarak 35 versinler, onu istiyoruz. Süper Lig gol krallığında bizden herhangi bir oyuncu yok. Gomez, Figueiredo, Hacıray, Kenny, Pedro ve Valencia gözüküyor. Valencia sözleşme uzatmış. Fenerbahçe'de devam ediyor. Süper Lig'de en iyi oyuncu adaylarında da bizden bir isim yok. Maxi Gomez, Pedro King, Hacı Ahmetoviç, Bakasetas ve Gedson görünüyor. Bizden yine bir oyuncu gözükmüyor. Çok ilginç bizden hiç oyuncu olmaması. Kaleci İrfan geldi. 972 bin euro yıllık maaşa 3 yıllık sözleşme yaptık. Yedek statüsünde kabul ettiği için onu tercih etmiştik. 1,5 milyon euro bonservisle de onu almış olduk. 6-0'ın rövanşı olduğu için biraz rotasyonlu kadroyla çıktık. Hatta biraz değil, kaleci dışında herkesi değiştirdik. Bir tek kaleci Penya devam ediyor. Onun dışında bütün oyuncularımızı değiştirmiş olduk. 10 tane değişiklik yaptık. Onlar da biraz kondisyon kazansın. Hem de 3 gün sonra bir Başakşehir Süper Kupa maçımız var. O maça da bizim as oyuncularımız hazır olsun. Bakalım bu takım nasıl performans verecek buna. Evet, kadromuzu da buradan tekrar görüyoruz. 4-2-3-1 dizilimi. Şimdi Hoyenal uzun oynadı. Maçta 23. dakika herhangi bir pozisyon olmadı. Yani ülke puanı adına kazanmamız lazım tabii. Yani gerekirse ikinci yarıda as oyuncuları alırız. Ama bu takımın da kazanacağını düşünüyorum. Ben Enzo boyam ortaladı. Halil'e gelmedi. Şimdi Kaan. Kaan. Orada pres yapmak lazım. Bu kadar rahat paslaştırmamak lazım ama. Gol sayılmadı neyse ki. Şimdi Eren Elmalı, Halil. Halil baktı, Berkan. Kaan Ayhan, Enzo Boyama sağdan bindirdi yine. Yerde kaldı. Schwenaug az önce gol atmıştı. Offside'da sayılmadı golü ve bu sefer penaltı yaptırdı. Pukki kullanıyor. Pukki ters köşeye. Temo Pukki, o da ilk kez oynuyor ve golünü attı ilk maçında. Temo Pukki. Şimdi Pierwen, Onrheim, Pinaki Penya. İlk yarıda 1-0 üstünlüğümüz var. Burada aksayan yerlerimiz var. Rakip sahada topa sahip olmada sıkıntı yaşamışız mesela. Halil çok iyi oynamadı. Eren Elmalı sol tarafı işletemedik. Sağ taraf biraz daha işliyor yine ama sol taraf işlemedi. Sol tarafa şöyle Kazımcan hamlesi yapacağım. Hücum tarafına da Deniz Undav'ı atacağım. Bu şekilde bir performans. Topa çok iyi hükmettik. Devam dedik bu şekilde. Kaan şimdi tacı kullanıyor. Perez. Beraberlik yakalamaya çalışıyorlar. En azından bizden beraberlik almaya çalışıyorlar. Orada vurdurmamak lazımdı. Neyse ki savunma girdi araya. Şimdi Enzo Boyomo, Yusuf Yazıcı. Berkan baktı. Enzo Boyomo'nun ortası Pukki. Hoyenal ama Pukki offside. 70'lere geldi. Değişiklikler yapacağız tekrar. Burada yorulan bir Berkan'ı görüyorum. Torreira'yı aldım. Çıkıldağ da yorulmuş durumda. Rovea'yı aldım. Abdülkerim Bardakçı değil de Enzo Boyomo'yu Sasha Boy ile değiştirelim ve bitirelim değişiklikleri. Gol için tekrar yükleniyorlar. Berabere kalmak istiyorlar en azından. Onlar için çok büyük bir şey tabii ki böyle bir maçta beraberlik. Biz de aksine izin vermemeye çalışıyoruz. Kazımcan özellikle oynatmak istediğim oyunculardan, gelişebilecek oyunculardan ama çok forma şansı veremeyeceğiz. Onu belki de kiralamak daha mantıklı. Kazımcan'ın pası Pukki direkten döndü. Ah be Pukki. Bir penaltı golümüz var sadece bu maçta. Başka bir şey yapamadık. Şimdi onlar tacı kullanıyor. Tekrar hücum etmeye ve bir gol bulmaya çalışıyorlar ısrarla ama biz de iyi savunma yaptık bu maçta. Yedek oyuncularımız. Kaan Ayhan şimdi defanstan çıkıyoruz. Gördüğünüz gibi tek toplarla ama son pas geçmedi. Yunus da çok iyi oynamadı bugün. Yunus'tan daha iyi performans bekliyoruz. Yine pası geçmedi Yunus'un. 6.3 ile oynuyor Yunus. Şimdi Hörmedal. Neredeyse gol geliyordu. Abdülkerim engelledi. Kornerle tekrar zorlayacaklar şanslarını. Dakika 85. Kaan baktı. İnaki Peña yan toplarda çok iyi.
Evet, uzatmalarda da herhangi bir şey olmuyor. 1-0 kazanıyoruz. Yani şöyle ısı haritasına bir bakmak istiyorum. Evet, daha çok defans yapmışız. Zaten belli oluyordu bu. Şu bölgede daha çok gördüğünüz gibi topla oynamışız. Onların hücumlarını daha çok absorbe ettik. %35 topla oynadıklarına bakmayın. Bayağı pozisyona girmeye çalıştılar. Gol atmaya çalıştılar. Biz daha çok kapanan taraftık. İyi bir skor. Şimdi Başakşehir'le bir kupa finalimiz var. 3 gün sonra. O kupa finalini oynayalım. Daha sonra kimle eşleştiğimizi de göreceğiz. Onu da göstereceğim bu arada. Bir sonraki rakibimiz kim? 2 tur daha geçmemiz gerekecek gruplara kalmak için. Evet, Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda Ferencvaros ile eşleştik. Macaristan'ın önemli ekiplerinden. Macaristan'ın galiba son şampiyonu. Evet, şampiyonlarla genelde oynuyoruz biz. Macaristan'ın son şampiyonu Ferencvaros'la oynayacağız. Diğer rakiplere baktığımız zaman öyle bizi zorlayabilecek, çok zor diyebileceğimiz bir ekip yok. Kopenhag falan gelirse belki son turda. Dinamo Zagreb. Bunlar belki biraz zorlayabilir. Victoria Pilsen, Bate Borisov bunlar Şampiyonlar Ligi'nde Apoel de aynı şekilde. Hep tecrübeli takımlar ama bizim kadar tecrübeli değiller. Biz rahat bir şekilde turu geçeriz diye umuyoruz. Icardi'nin en ciddi talibi Galatasaray. Gerçekte de olduğu gibi başka talibi yok. Takip ediyoruz onu. Emre Dejdeli'yi görevlendirdik. Maçları izliyor. 28 milyon euroya alabiliyoruz şu anda. Icardi de istekli diyor gelmeye. Tekrar bir deneyelim şansımızı. 28 milyon euroya satış listesindeymiş. O zaman şöyle yapalım. Ona 18'lik bir teklif yapalım. 10 milyon euromuz var mı? Buradan açılır mı? Açılabiliyor. Bu oynayabiliyor. Tamam. Sıkıntı yok. Şartları öner diyelim. Oho, bizden daha fazla para istedi. Şöyle 19 versek. Hala 10 gol attığında para istiyor ya. 20 milyon euro, tam 30 milyon euro veriyoruz. 30 milyon euroya bakalım kabul edecekler mi? Kabul etmeleri lazım. Esas Icardi kabul edecek mi? Evet, görüşme konusunda istekli sayılır diyor ama maaş talebini görüyorsunuz. Bu maaş talebi biraz sıkıntılı. Yıldız oyuncu diyor. 12 milyon euro istiyor. Bizim verebileceğimiz 2,77. Şöyle bütçeyi ayarlasak, bir şeyler yapsak falan filan yapsak ama yine olmayacak muhtemelen. Yani 3,55 verebiliyoruz maksimum. Yani bizim maksimum verdiğimizle onun istediği arasında dağlar kadar fark var. Şimdi her şeyi vermeye çalışacağım. Prim ekle dedim. Şampiyonlar Ligi'nde gruba kalırsak da prim veriyorum sana. Şimdi Ziraat Türkiye Kupası'nı kazanırsak da prim veriyorum 675. Sonra 5 maç çıktıktan sonra senin maaşın 4,1 milyon euro olsun. Satış bedelinden %50 pay veriyorum. Seni satarsak yarısını sana verelim. Başka bakıyorum ne verebilirim. Gol sayısında kaç vermişiz? 10-15 gol verilmiş. Asist de verelim sana. 10. Bir de 15 asist. Bunları da yaparsan bunlardan da 675 kazanacaksın. Bol bonuslu bir sözleşme yapmaya çalışıyoruz. 10 gol ve asist yaparsan da yine 675 kazanıyorsun. Yani daha başka bir şey veremiyoruz. İstediği inanılmaz ya. 12 milyon euro diyor. Ya bizim bu paraları ödeme şansımız sıfır. Yani yapabilecek çok da bir şeyim yok. Teklifimi yapıp çekileceğim. Maalesef reddetti bizi Icardi. Evet, Monaco Zaniolo'nun 35 milyon euro serbest kalma maddesini ödedi. Ve bizim de yapabileceğimiz hiçbir şey yok şu anda. 35 milyon euroyu kabul etmek zorundayız. Nicolo Zaniolo gidiyor. Aude'ye teklifler var. Aude de gitmek istiyor ama Aude'nin bedeli 15 milyon euro. 15 milyon euroyu veren alır. Zaniolo'nun gidişi sonrası uygun bir transfer arıyorduk. Bir İspanyol bulduk. Alex Collado geçmişte Elche'de kiralık oynamış. Geçen sezon fena da performans göstermemiş. Ondan önce Granada'da Barcelona'nın sözleşmeli oyuncusu ve satış listesinde bize gelmek istiyor mu? Evet, çok uygun bir bedel ve çok uygun bir maaşla gelmek istiyor. Alabilirsek çok iyi olur. Onun sözleşmesi bitiyor sanırım. O yüzden bu kadar uygun. Bir sene kalmış sözleşmesinin bitmesine galiba. Bir bakacağım ona. Şöyle satış bedelinden payları şöyle çıkarıyorum ki bana böyle bir teklifle gelmesin. Tamam, 1 milyon euro veriyorum. 1,5 da sonra veriyorum. 2,5'u anlaşalım. 3 milyon istiyor. 2,8 dedim. Ekstra para istedi. Tamam, 1,9 diyelim. 2,9'a Alex Collado sağ tarafta oynayabiliyor. Aynı zamanda orta sahada da oynayabiliyor. Tam Zaniolo'nun yedeği. Baktığınız zaman yani Zaniolo'nun alternatif olacak bir isim. 24 yaşında, sözleşmesi evet bitiyor sezon sonu. O yüzden elden çıkarmaya bakıyorlar. Herhangi bir hazırlık maçında oynatmamışlar. Bizden de gözlemcilerimizden çok iyi not almış. Tabi Zaniolo değil, bir Zaniolo değil ama Zaniolo'ya yakın bir profil. Yunus'un önünde en azından. Onu oynatabiliriz. Yunus'tan daha iyi bir profil.
Yunus'u da geliştirebilirdik ama bu sefer biraz daha eksik kalırız. Avrupa'da başarı yakalayamayız. Çok uygun bir talepleri var. 1,13 milyon euro istiyor. Biz 5 yıllık istiyoruz. 4 yıllık istiyor ısrarla. Şöyle biraz daha menajerine de para verelim. Evet, 5 yıllığı kabul etti. 1,13 milyon euroya anlaştık. 2,9 bonservis, 1,13 milyon euro da yıllık ücret ve 5 yıllık sözleşme gayet iyi bir oyuncu. Ve henüz 24 yaşında Zaniolo'nun boşluğunu dolduracaktır diye umuyoruz. Başakşehir'le kupa finaline çıkıyoruz. Kupa finalinde bakalım neler yapacağız. İlk 11'imiz eski ilk 11. İlk maçta kullandığımız 11. Deniz Undav 90 dakika çıkartamayabilirmiş. Yerine oynatacağımız isimler var. Zaniolo'nun da muhtemelen son maçı olacak. Zaniolo sözleşme teklifini düşünüyor şu anda. Muhtemelen gidecek Zaniolo. O yüzden oynatıyoruz bu maçta. Kenny, Münir, Deniz, Berkay, Kartsev, Mahmut, Tuba, Duarte, Edgariye, Lucas Lima. Herhangi bir transfer görünmüyor burada. Guzzo var burada. Bir Guzzo transferi var. Yani transfer oynatmıyor bu maçta. Eski kadroyla devam ediyor. Bakalım Emre Hoca'yı yenebilecek miyiz? Şimdi Peña ile defanstan çıkıyoruz. Ozan, Rovea, Torreira, Zaniolo'nun pası kötü. Nelson, Torreira tekrar. Rovea'dan uzun top. Sol tarafta Deniz Undav. Orta Kerem sanki offside'dı orada. Bu açıdan gördüğümüz kadarıyla offside'lı pozisyon. Bakalım. Evet, offside. Gol iptal edildi dakika 3. Bakalım tekrar. Bayağı bir önde. Şimdi bir duran top şansı. Dakika 12'yi geçti. 13'e girdik. Kerem kullanıyor yine o duran topu. Kerem'in ortası. Zaniolo indirdi. Deniz Undav. Nelson indirmiş bu arada. Nelson indirmiş. Deniz Undav'ın ilk golü çok sert vurdu. Bakalım tekrar. Kerem ortalamış. Nelson indirmiş. Bomboş kalmış orada. Deniz Undav gelişine sağ ayakla temiz bir vuruş. Şimdi Duarte, Kartsev, Mahmut uzun oynadı. Nelson aldı. Sacha Boey sağ taraftan bindiriyor. Çok iyi pas Zaniolo'ya. Zaniolo çevirdi. Kerem, Deniz mi yine? Offside var mı? Sanki yine birazcık önde bir ayak. Kerem vurdu. Deniz tamamladı ama bakıyoruz hemen pozisyona. Evet, maalesef iptal edildi. Bu açıdan baktığımızda daha net görülüyor offside'lar. Zaniolo çevirdi. Kerem, evet, burada bir ayak önde. Maalesef offside. Şimdi Boya sağ taraftan atak yapıyoruz. Orta Mateta sekti. Deniz Undav dışarı. Ozan Rovea şimdi. Rovea, Torreira, Zaniolo'dan Mateta. Çok uzaklardan denedi. Deniz duran topu kullanıyor. Şimdi duran toptan saçma sapan bir gol. Kaleci neden çıkmış Iñaki Peña? Bakalım şimdi tekrar pozisyona. Peña'nın önde olması gole sebep olmuş. Saçma bir gol açıkçası. Bu golü yememeliydik. Şimdi tekrar hücum etmeye çalışıyoruz. İlk yarıyı önde tamamlamak istiyoruz. Kerem'e geçmedi top. Sacha Boey. Rovea. Rovea kaptırdı. Orada yine Mateta defansa destek verdi. Rovea, Torreira, Deniz Undav'dan Mateta'ya. Mateta! İlk yarıyı önde bitirmeye kararlıyız. Deniz Undav bu sefer de asistini yapıyor. Orada Torreira ilk pası veren. Deniz Undav çok iyi hareketlendi. Mateta'nın da koşusunu görünce ona bıraktı ve gol geldi. İlk yarı 2-1 önde kapatıyoruz. Ozan Kabak çok iyi oynamamış. Kalecinin de bir hatası vardı golde. Onun dışında bir problem yok gibi duruyor. Maç sonunda kupa ellerimiz de yükselsin dedik. Yorulan oyuncularımız var. İkinci yarıda herhangi bir pozisyon olmadı. Bu da Deniz Undav yoruldu. Oraya Pukki'yi mi alsak, Halil'i mi alsak? Halil'i alalım. Sacha Boey de yoruldu. Enzo Boey'u mu atacağım oraya? Bir de Zaniolo'nun yorulduğunu görüyoruz. O da alkışlanacak son maçı. Zaniolo da gitsin. Rovea da biraz yorgun ama Rovea biraz daha idare etsin. Onun devam etmesini istiyorum. Hatta şöyle yapmak istiyorum. Kerem'i sola alayım. Ben Yusuf Yazıcı'yı 10 numarayı alayım. Böyle daha iyi olacak sanki. Rovea ile de Çıkıldağ'ı değiştirelim. Hadi 4 değişiklik yapmış olalım 67'de. Dakikalar 81. Başakşehir beraberliği yakalamaya çalışıyor. Mahmut'un uzun topu Münir. Münir'in ortası Kenny. Offside var mı? O da Kenny'ye vurdurmamak lazımdı. Offside yok sanki. Bakıyoruz. Evet, iptal edildi. 2-1. 2-1 öndeyiz hala. Kerem yoruldu. Kerem'i değiştireceğim. Kerem yerine oraya Pukki'yi atacağım. Pukki'yi deneyelim solda. Şimdi Lima. Lucas Lima soldan bindirdi. Enzo Boyo mu? Enzo Boyo mu? Rakibe verdin ne ya? Ya böyle hata mı olur ya? İçeride Deniz bomboş. Resmen ona teslim edildi. Enzo Boyo mu? Bıraktı topu. Deniz bomboştu. Savunma bunu beklemiyordu çünkü. Evet, maalesef uzatmalara gitti.
Çünkü bu hata bizi uzatmalara götürdü. Enzo Boyamon'un hatası. Oyuncu değiştirebiliyor muyuz bir bakalım. Auda'yı değiştireceğim değiştirebiliyorsak. Değiştirebiliyoruz bir tane. Auda yorulmuştu. Onun için değiştiriyoruz. Şimdi korneri kullandı Çıkıldao. Deniz Türüç uzaklaştırdı. Atak devam ediyor Eren Elmalı'yla. Eren Elmalı iyi bindirdi. İyi orta. Vuruş gelmedi orada. Çıkıldao yerde kaldı. Yunus yerde. Penaltı olması lazım. Penaltı olması lazım hoca bunun. Hadi çocuklar. Hadi çocuklar bunu atmamız lazım. Kim kullanıyor bakalım? Pukki. Pukki. Ters köşe olmadı. Kalecinin ellerinin altından geçti. Volkan Askasın kurtarıyordu. 3-2 öne geçtik. 103. dakika. Uzatmalara götürmek zorunda kaldık maçı. Şimdi Volkan savunmadan çıkıyorlar. Duarte. Biz önde baskımızı yaptık ama çok rahat geçtiler orada. Ozan. Orada hata yapmayalım. Çıkıldao. Torreira. Enzo Boyomo. Enzo Boyomo. Geriye. Nelson. Enzo Boyomo. Yunus. Yusuf Yazıcı. İçeri çevirse Mateta bomboş. Ne yapıyorsun ya? Çıkıldao şimdi korneri kullanıyor. Arka direkte Mateta var ama Nelson attı o. Olmadı. Suf'un da ortası olmadı. Ve evet kupa geldi. Kupayla veda edeceğiz. Bu kupa bizim son maçımızdı. Şampiyonlar Ligi ön elemeleri devam edecek. Ferencvaros'la eşleştik. Ferencvaros'la maçlarımız var. Lig başlayacak bir yandan. Hem lig maçları hem de yoğun bir fikstür bizi bekliyor açıkçası. Size burada kupayla veda etmek istiyorum bu bölümde. Videoyu beğenip arkadaşlarınızla paylaşırsanız beni çok mutlu edersiniz. Galatasaray kariyerini keyifli bir şekilde uzun yıllar, uzun bölümler devam ettirmek istiyorum. Sizlerin desteği çok kıymetli. Destekleriniz bana daha fazla güç veriyor. Mutlaka bir like atın, unutmayın. Bir sonraki bölümde, yepyeni bölümde görüşmek üzere. Bay bay. Taklayı da bu arada Mateta attı. Onu da görmeden geçmeyelim. Bay bay.